Sadece kadınlığımızın değil adımızın da konuşulacağı Kadınlar Konuşuyor programından hepinize merhaba. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var ama maalesef toplumda kanayan yaramız olan kadın cinayetleri üzerine konuşacağız. Sevgili P4C uzmanı, sosyolog, yaşam koçu Ayşe Menekşe bizlerle beraber. Evet, hoş geldin Ayşe. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de iyiyim. Önemli bir konuda önemli bir konuk ağırlıyorum aslında. Çünkü gerçekten son özellikle bir aydır o kadar çok yoğunlaştı ki bu durum. İstatistiksel olarak da evet seninle konuşacağız bazı şeyleri ama öncesinde Ayşe Menekşe kimdir? Kısa bir izleyicilerimize kendimizi tanıtalım. Tabii ki Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm mezunuyum. Sonrasında da Sosyoloji bölümünü bitirdim. Arkasından da an itibariyle burada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde felsefe yüksek lisans öğrencisiyim aynı zamanda. Değişik kurumlarda hem biyoloji hem felsefe öğretmenliği yaptım. Aynı zamanda az önce bahsettiğin gibi çocuklarla felsefe eğitimi almıştım bir 4 yıl kadar önce. O zamandan beri de çalıştığım kurumlarda belirli yaş gruplarındaki öğrencilerime ile onlarla beraber P4C soruşturmaları yapıyoruz birlikte. Evet. P4C'yi biz daha önce konuştuk seninle ama ben kısaca istersen bir daha anlatayım. Tabii. Çocuklarla felsefe demek hani Türkçe olarak karşılığı ama aynı zamanda topluluklarla felsefe olarak da bir karşılığı var. Yani bu şu demek, herhangi bir şekilde bir yaş sınırımız yok. 3 yaştan başlayarak ilerleyen süreçte hem ilkokul hem ortaokul hem lise hem de işte üniversite ya da yetişkin gruplarıyla bizim bu soruşturmayı yapmamız olası. Yani bu durumda P4C bize ne katıyor? Aslında buna bakmak lazım. Çocuklarla felsefe ya da topluluklarla felsefe dediğimiz bakış açısı ya da bu süreç bize serbest düşünmemizi ve bu düşünmemizi serbestçe ifade etmemizi sağlayan bir süreç. Yani şimdi çocuk yetiştirirken bende de iki oğlum var. Onlar yetişirken kendimi de gözlemlediğimde, arkadaşlarımı, çevremdekileri gözlemlediğimde bazı bir takım toplumsal yanlışlarla gidiyoruz çocuk yetiştirmede. Evet. Bir takım kısıtlamalarla gidiyoruz, bir takım sen küçüksünlerle ya da sen abisinler ya da sen daha küçüksünlerle devam ediyoruz. Ama bunun olmaması gerekiyor. Biz P4C sürecinde bu yaşanılan yanlışın elimizden geldiğince düzeltilmesi için süreç içerisinde bulunmaktayız. Aslında yetişkinlerle yapılması da bu nedenle çok kıymetli. Çünkü bu sadece çocuklara özel bir şey değil. Bunu yetişkinlerin de kendilerini, durumu, olayı fark edebilmeleri için gerekli bir süreç olduğunu düşünüyorum. Evet, gelişim ve değişim zaten hiç durmuyor. Hani durdurulamaz bir süreç. Tabii ki çocukların doğru yönlendirmesi için her zaman söylüyorum. Ebeveyn eğitimi çok önemli. Ebeveyn olmasa bile yetişkinlerin farkındalıklarının değişmesi gerekiyor ki çocukların farkındalığını değiştirip bilgiyi kendileri ulaşma ve sorgulama yeteneklerini de geliştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden P4C ile alakalı yaptığın çalışmalara gerçekten her zaman gıptayla bakıyorum. Teşekkür ederim. Çünkü temelden başlayan her şey yetişkinliğe doğru evrildiğinde birçok problemi yavaş yavaş aslında çözmüş oluyoruz biz. Umarım. Tabii biz seninle olan daha önceki programımızda çocukta P4C ya da çocukta felsefe ve bunun çocuğa katkısıyla alakalı çok güzel bir söyleşim, sohbet gerçekleştirdik. Ama bugün daha çok sosyolog kimliğinden toplumsal olarak geldiğimiz noktada kadınları çok fazla yaralayan ama bunu sadece kadına değil, yaşlılara, erkeklere ve çocuklara zarar verdiği bir dejenere olmuş durumdayız biz. Gerçekten bir haftadır özellikle son yaşanan olaydan beri maalesef İkbal kızımızın yaşadığı vahşetten sonra toparlanma sürecimiz çok zor oldu açıkçası. Ve böyle gerçekten X'e girmek bile istemiyorum. Yani haberleri bile görmek istemiyorum. Bununla alakalı da sosyal platformlarda özellikle bir sürü haber çıktı. Hı hı. İşte insel dediğimiz bir tarikattan ya da işte oluşumdan bahsedildi. Hı hı. Onun sonrasında işte satanistlikten bahsedenler oldu. Hı hı. İşte psikolojik problemlerin, uyuşturucu bağımlılığın insanlar üzerindeki etkisi ve dolayısıyla saplantılı hale gelme durumundan bahsedenler oldu ama bana göre tek bir gerçek var aslında. Yani bu çocuklara ne oluyor? Bu gençlere ne oluyor? Yani bu kadınlar neden bu kadar umarsızca katlediliyorlar ve vahşete maruz
bırakılıyor. Programa gelmeden önce özellikle baktım, 2010'dan bu yana tespiti yapılabilmiş 5696 tane kadın cinayeti var. Bunun içinde şüpheli cinayetler, şüpheli ölümler yok. Sayı çok korkutucu. Faili bulunmayan da çok fazla var. Yüzde olarak çok fazla. Ya da atıyorum Narin kızımızın başına gelenler, yani işte Münevver Karabulut'tan başlıyor. Yıllar geçmiş olmasına rağmen ortada hala çözülemeyen bir durum söz konusu. Ama baktığımızda şiddet dürtüsü maalesef çok rahatsız edici. Bununla alakalı biraz konuşalım istiyorum. Yani bu kadın cinayetleriyle alakalı ne yapılabilir? Buna nasıl dur diyebiliriz? Temelinde ne yapmak gerekiyor? Uzmanlık alanın dahilinde. Estağfurullah. Bu konuya biraz yani değinelim. Şöyle, aslında dediğin gibi temele de inmek lazım. Çünkü bu çocukların yaş ortalaması, diyelim ki bu son bir haftada yaşadığımız, gördüğümüz o vahşi olayın yaş ortalaması 19-20. Şimdi geriye dönüp baktığımızda bunların ebeveynlerinin yaş ortalaması 30-40. Evet. Onların ebeveynlerine baktığımızda işte 50-60 gibi böyle devam eden bir silsile var. Bu silsilede giden yanlış bir şey var. Bu yanlış şeyler bizi buraya getirdi diye düşünüyorum ben. Yani keşke şöyle bir elimizi şaklatsak da çizgi filmlerdeki gibi her şeyi böyle bir anda değiştirebilsek ama maalesef ki gerçek hayatta bunun böyle bir karşılığı yok. Bu nedenle yapmamız gereken en temel şey bence eğitim. En temelinden başlayarak. Madem varlığı devam eden belli bir yaş grubunda insanlar var, onlardan da aslında farklı kademelerde, farklı bilişlerde insanların da işin içine gireceği, ki burada üniversite hocalarından tutun da sosyologlara kadar, psikologlara kadar herkesin işin içinde olması gereken büyük bir sistem oluşturulması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bizim yaş grubumuzda da eminim böyle şeyler oluyordu. Biz küçükken de belki bu yaş grubu bu şekilde, belki biz fazla duymuyorduk bu vahşi şeyleri ama internetin, televizyonun ve bu kadar yaygın oluyor oluşu bizi daha çok bir araya getirmek zorunda kaldı. Sadece bizi de değil, bizim yaş grubumuz da değil, bizim çocuklarımızı da karşı karşıya getirdi. Ve çocuklarımız, evet, kendi öğrencilerimden ve kendi çocuklarımdan da pay biçerek söylüyorum ki çok umutsuzlar. Evet. Herhangi bir hedefleri, herhangi bir umutları çok fazla kalmıyor. Yani şeyden bahsetmiyorum, ülkeden bahsetmiyorum, toplumdan bahsediyorum. Topluma dair bir umutları yok. Yani bakıyorlar burada bu olay olmuş, burada şu olay olmuş. Şöyle bir işte atıyorum cinayet var ya da şöyle bir vahşet var. Yani bunları görerek büyüdüler bizim çocuklarımız. Şimdi senin kızın da çok küçük daha, bunları bilerek yetişiyor. Bu o kadar korkuyla, acı veriyor ki aslında çok acı ve evet yani büyük bir korkuyla ve umutsuzlukla yetişiyor çocuklarımız. Yani bunu son 50 yıla 100 yıla yaymak gerekiyor bence, yani ya da daha öncesine yaymak gerekiyor ya da Anadolu'nun kendi kadim, bu kadim topraklardaki kendi kültürlerine de yaymak gerekiyor aslında. Bazı şeyler var ki Türk toplumuna sonradan empoze edilmiş bir takım bakış açıları var. Sen daha çok hakimsin benden bu konuya. Türk töresinde inanılmaz bir yeri var kadının. Kadına saygı esastır. Aynen o, öyle. Yani aynen o törede öyle. Yeri vardır. Yani o töreyle şu an yaşadığımız ülkedeki durumun hani arasında bir bağ zaten kuramıyoruz. Aradaki uçurumu hesap bile edemiyoruz. İnanılmaz. Orada yaşanan o hatun kelimesinin mesela kökeni. Evet. Ben sizin hatununuzum, o da benim hatunum diyerek eşini yükselten hanlardan, yani hakanlardan bahsediyoruz o dönemde. O dönemlerden bu dönemlere gelmişiz. Evet, arada binlerce yıl var ama bu binlerce yılda neler oldu? Bu çok daha hani çok tarihi daha. Bir şeye giriyor ama kısaca söylemek gerekirse yaşanan yozlaşmalar, farklı kültürlerden etkilenmeler, farklı kültürlerden yanlış etkilenmelerle biz bu duruma gelmiş durumdayız. Yani bunun çözümlenmesi için ortak bir kültürde... Empoze oluyoruz galiba, aynen öyle. Değil mi? Yani aynen öyle bir sıkıntı var. Çok kıymetli şeylerden bahsettin. Hatta ben haberleri okuyorum. Hep işin hukuki kısmından bahsediyoruz. Bu çok önemli. Buna da değinmek istiyorum seninle birlikte ama... Şimdi iş hukuk kısmına gelene kadar, yani yargılanma ve ceza sürecine gelene kadar ki... durumda aslında sağlık, ruh sağlığı, psikolojik sağlık, fiziksel sağlık, senin söylediğin gibi eğitim ve temelinde de sevginin ve merhametin olduğu
bir yozlaşmada söz konusu. Kendi kültürümüzü koruyamamışız çünkü. Koruyamadık. Evet. Yani koruyan aileler elbette var. Hı-hı. Elbette o şekilde yaşamaya devam eden, karısını el üstünde tutan ya da kızlarını el üstünde tutan çok fazla, hı-hı, aile var benim de çevremde. Evet. Ama bunun zıttı da var. Yani bunu bir orta yola getirmek gerekiyor galiba. Evet. Şimdi psikolojik rahatsızlıklar aslında bu tam bizim konumuz değil aslında ama özellikle, hı-hı, söylemek istiyorum. Psikolojik rahatsızlığı olan insanların çok rahat hareket etmesi toplum içerisinde çok büyük sıkıntıya mal oluyor. Ama şeyi maalesef de biliyoruz, işte bir insanın çok ciddi bir 46C durumu yoksa psikolojik rahatsız tedavi almayı kabul etmeden de tedavisi yapılamıyor. Hı hı. Ama en son gördüğümüz olayda maalesef vahşeti uygulayan erkek şahısın, evet, adını söylemek istemiyorum, anmak istemiyorum. O noktaya gelene kadar yani saplantılı bir şekilde bir kızcağızın kafasını kesip surlardan aşağıya atana kadarki sürecinde yapılmayan müdahaleler de var. İşte burada yine senin söylediğin yere eğitime geldiğimizde gerek okulda öğretmenlerin, gerek rehberlik birimlerinin, işte gerek işte arkadaşının annesinin, işte oradaki bakkalın neyi fark etmesi lazım? Yani bununla alakalı hatta kasapta çalışmasıyla alakalı bir röportaj çıktı biliyorsun. Hmm. Ve diyor ki ya 6 ay burada çalıştı ama hiç bu şekilde bir izlenim vermedi. İşte gizli psikopatlar, sosyopatlar, bunlar da çok büyük tehlike uyandırıyor. Ya da madde bağımlılığıyla birlikte işte minibüste kız kaçıranlardan mı tutarsın? Hı-hı. Sokak ortasında kalabalıkta kıza tecavüz etmeye çalışanı mı ararsın? Hepsinin sevgisinde, temelinde sevgisizlik, merhamet eksikliği diyoruz ama bunu nasıl kazandırmalıyız? Bu temel sevgisizlik ve merhametsizlik nereden geliyor? Ben bunu merak ediyorum yani. Yani şahsi fikrim nacizane, hı-hı, yine aileden aslında. Değil mi? Evet. İşte o ailenin de, az önce konuştuk ya, o ailenin de yaşadığı çevre, yaşadığı kültür, aldığı terbiye, aldığı töre, artık hangi, hı-hı, gruptan geliyorsa fark etmiyor aslında. Sonuçta insanız, hı-hı, ve bir insana nasıl muamele edilmesi gerekiyorsa bize de öyle muamele edilmesini isteriz ki başkası da öyle muamele edelim. Ben hiç unutmam, ortaokulda, Nazilli'deki okulumda tahtada bir yazı yazardı. Ben 3 yıl sürekli o yazıyı okuyarak geçirdim zamanımı ve hep o şekilde yapmaya çalıştım hayatımdaki, hmm, eylemlerimi de. Kendine yapılmasını istemediğin davranışı başkasına yapma gibi. Hani burada çok önemli bir mesaj veriyordu aslında. O mesajı alan almıştır. Ha belki ben de arada yanılıyorumdur, insanın sonuçta, ama mümkün mertebe bunu uygulamaya çalışabilmek. Aileden başlıyor dediğim gibi en başında da. Hı hı. Yani aile bunu verebilirse, daha sonra tabii ki eğitim alanında da bunu alabilirse öğrenim süreci boyunca, hı hı, bu şekilde ilerleyebiliriz ve P4C'nin bu alanda çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum ben bütün insanlara. Evet. Yani yaş fark etmeksizin bunu topluma yayabilirsek aslında. Sadece P4C de değil. Yani bu sadece bir ayağı. Hı-hı. Hani sacı ayağı derler ya, bizde tonlarca sacı ayağı lazım diye düşünüyorum toplumun bir yere gelebilmesi için. Çünkü o şahsın dediğin gibi babasının da bazı cümleleri var, hı-hı, oğluyla ilgili. Onlar da mahkemelikmiş diye hatırlıyorum, yanlış. Çok da okumamaya çalışıyorum etkilenmemek adına ama akabinde son bir yıldır 5 ayrı hastanede raporlandırılmaları var. İşte yatmış çıkmış, bunları tam bilmiyorum ama yani bu şekilde aslında çocuğun o durumu belli aslında. Ama nerede ne yapılması gerekiyor tabii onu ben bilemem. Hani, hı hı, emniyet güçlerim devreye girecek, hastane personelim devreye girecek, ailem devreye girecek ya da hepsi birden mi devreye girecek? Bir şeylerin bir yerlerden tutulması lazım ve çok net yasaların yani bu şekilde, hı hı, uygulanabiliyor olması lazım. Yani şu an öyle yasalarımız illaki vardır ama uygulamada mı sorun var ya da uygulanıyor ama insanlar kaçak yolları illaki bulurlar, bilirsin böyle durumlarda. Hani kaçak yollar bulup mu kurtuluyorlar bilmiyorum ama şu an yani son yıllarda özellikle çok fazla duyuyoruz ki Münevver Karabulut'tan başlıyor bizim bunu, hı hı, ilk duyuşumuz. 2010 yılında yaşandı olay. Aradan geçti 14 yıl. Evet. Bu 14 yılda çok fazla böyle haber var. Kimine duyduk, kimine duymadık. Emin ol bizim duymadığımız da çok fazla haber vardır bununla ilgili. Bilemiyorum. İstatistikler yani çok fena. Yani sokak ortasında karısını herkesin göz önünde bıçaklayarak. İzmir'deki, evet, olay mı? Evet. Öldürdü, işte halk linç etti. Bunun gibi bir sürü olay var. Yine aynı şekilde kadınlar evde ölü bulunuyor. Geçenlerde maalesef Aydın Efeler'de de yaşadığımız bir, aa, olay, evet, doğru, var. Hani bitmiyor yani ve bu haberler gittikçe artmaya başladı.
Şimdi biz hep eğitim diyoruz ama tabii ki sen işte 3 yaştan başlayıp yetişkinlere kadar birçok yaş grubuyla çalışıyorsun. Genel anlamda işte akademik kariyer vesaire falan hani bunlar üzerinde de çalışmalar oluyor ama çocukta şiddet başladığı andan itibaren aslında önlem alınması tabii gerekiyor. Yani biz eğitimde de diyoruz ya işte aldı oyuncağı fırlattı kırdı, aa bugün çok sinirli vesaire. Hayır, orada o sinirli değil, öğrenilmiş bir davranış, o davranışı gerçekleştirmesinin sebebine bakmamız gerekiyor. Ya da okulda sürekli arkadaşlarına fiziksel şiddet uğrayan çocuklar varsa, hayır yaramaz ya da işte hiperaktif olarak nitelendiremeyiz, mutlaka temelinde başka bir öğrenilmiş davranış vardır gibi. İzleyicilerimizi bu noktada bilinçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü şöyle bir halde aldı. Anne baba evde, çocuk da evde. Ama çocuk odasında işte saatlerce tabletinde ve televizyonda. Ama şimdi ortaya çıkan bir sürü gruplar var, oyun grupları var. Oyun grupları üzerinden oluşturulan tarikatlar var. Toplumsal şiddet grupları var. Ve bunları onaylayan da bir sürü yetişkin var. Hem kadın hem maalesef erkek şeklinde. Böyle durumlarda evde ebeveynlerin öncelikle çocuklara tutumu nasıl olmalı? Yani benim kızım geldi okulda, ben ödev yapacağım dedi. 4 saat odasında tek başına takılıyor. Bunu nasıl kontrol edebilirim? Bu mekanizmayı nasıl çalıştırabiliriz? Ya onun öncesinde şeye ekleme yapmak istiyorum az önce bahsettiğin listeye. Derler ki küçükken hayvanlara nasıl davrandığınız, ileride başka canlılara nasıl davrandığınızla çok bağlantılıdır derler. Bunları da gözlemlemek lazım aslında. Sokakta gördüğü bir kediye, köpeğe nasıl davranıyor çocuk? Yani gerçi bunu da aileden alıyor işte. Gene eninde sonunda o aileye gidiyoruz bir şekilde. Yani o hayvana sevgimi gösteriyor, acımasız bir şekilde mi yaklaşıyor? Yani yapılan bir araştırmada, şu an hatırlamıyorum tam, sanıyorum Amerika'da yapılmış araştırma. Bu araştırmaya göre çocukların küçük yaşta hayvana uyguladıkları şiddetin ileriki yaşlarda kendi cinsine, yani insanlara da uygulayabildiklerine dair bir netleşmiş, yüzdelenmiş bir araştırma sonucu var. Burada öncelikle buna dikkat etmek lazım ve evet, az önce geldiğin soruya dönersek kesinlikle kontrolsüz bırakmamak lazım diye düşünüyorum. Elimizden geldiğince, şimdi deniz derya internetin içi. Hiçbir şeyi ben hani yaş itibariyle de tabii çok uzağız biz. Hani ben ilk bilgisayarımı 20 yaşında oturmuştum başına, ama çocuklar şimdi doğar doğmaz evin içerisinde bir makinayla doğuyorlar. Tuşuna basıyorsun renk çıkıyor, tuşuna basıyorsun işte bir oyuncak gibi bir şey hareket ediyor, ya da tuşuna basıyorsun adam zıplıyor gibi oyunlar var. Bu oyunlar tabii ki çok hoş geliyor en başında. Aile de nasıl olsa hoşlanıyor, gülüyor, eğleniyor çocuk diye. Haliyle ben onları da yargılamıyorum. Benim çocuklarım da oynadılar. Hala da oynuyorlar yaşları büyümesine rağmen. Buna rağmen yapılan internet sitelerinin birçoğunun içinin çok karanlık olduğu, oradan basılan herhangi bir tuşla ya da bir sekmeyle bambaşka yerlere ulaşabildikleri söyleniyor. Bahsettiğin o İncel tarikatına gibi. Ya da bugün de kutudan bahsediyorlar, bir haberde gördüm. Evet. İncel'le aynı mı bilmiyorum ama bundan bahsediyorlar. Yıllar önce böyle yine şeyler vardı. Para ile oynanan ve insanlar birbirlerine somut olarak para verirlerken yapılan vahşetlerden bahseden, şu an oyunun ismini Metin 2'ydi galiba, söylemek ne kadar doğru bilemedim ama böyle oyunlar vardı eskiden de, hala var ve çok daha farklı yönlere gitmiş olduğunu görüyoruz. Yani internet kotalarının sınırlandırılması, internetin bir şekilde ebeveynin kontrolünde olması, çocuğun elindeki her dijital aracın, bilgisayarın, tabletin, işte cep telefonu varsa cep telefonunun, bu tip uygulamaların ebeveyn kontrolünde olması ve onlara bir şekilde erişime kısıtlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani internetsiz oyunlar var. Çok böyle daha masum, mane görünebilecek. 15 yaşa kadar onlar bu yapılabiliyor belki ama. Evet, belli bir yaştan sonra da yapılamıyor. Bu sefer de çocukla samimiyet aslında belki şeye giriyor. Çocukla samimi olursanız, ki öyle öyle bir yargım var kendimce. Çocuğunuza ne kadar samimi onun olursanız, anlatabiliyor olması lazım, değil mi? Samimi olursanız anlatır zaten. Yani karşınızdaki bir birey, 3 yaşında da olsa, 18 yaşında da olsa, 28 yaşında da olsa, o bir birey. O bireyle o bireymiş gibi konuşmak gerekiyor ve sizin de dürüstlüğünüzü ve samimiyetinizi görürse çocuk, karşısındakine daha bir güveniyor. Bu güven de onun yaptığı çoğu şeyi anlatmasına sebep oluyor ki oradan illaki o ipuçlarını alır ve bir şekilde anlamaya başlarsınız çocuk ne yapıyor, çocuk nereden nereye gidiyor, nasıl yapıyor, nerelere giriyor.
senden ne kadar uzaklaştı bir anne ya da baba olarak, sana ne kadar yakın, bunu keşfetmek anne babalara aslında çok da zor değil. Çünkü onlar sizin bir aynanız, yansımanız. Uygulamak da çok kolay aslında. Ya öyle galiba. Ve yani günün nasıl geçti? Bizim Umay'la fix sorumuzdur akşam bir araya geldiğimizde. Günün nasıl geçti? İyiydi, derse ve suratı düşükse. Anlatmak istediğim bir şey var mı? Benimle her şeyi paylaşabilirsin biliyorsun derim. Ya da ben atıyorum kendi enerjimi düşük hissettiğinde hemen yanıma gelir. Aynı zamanda seni dinleyebileceğimi biliyorsun değil mi? Ne oldu bugün, seni üzecek bir şey mi oldu? Çünkü çocuk o noktada kendisini gerçekten bir birey olarak kabul ediyor. Hı hı. Mesela bu şiddeti uygulayanların ortak özelliği bence kendilerini yetersiz, değersiz, güçsüz ve özgüvensiz hissetmeleri. Hı hı. Bu çok önemli. Bak mesela şiddet uygulayan insana hep bir kendini ispatlama çabası içerisinde ve bunu yapabilmek için de hep en zayıfı, hı hı, yani kendinden zayıf olana aktarıyor bu durumu. Tabii ki biz aileden, ailenin bu noktadaki etkisi çok önemli, bunu biliyoruz ama bunun içerisinde sanki biraz daha akran zorbalığı var mı? Yani aile ne kadar sevgili, sevgi dolu, korumacı yaklaşırsa da özellikle günümüzdeki son 5 yıldaki genç yetişkinlere baktığımda gördüğüm şey özenti, popüler olma isteği, akranları arasındaki uyum problemleriyle baş etmeye çalıştığını görüyorum. Hı hı. Akran zorbalığı peki bu kadına şiddete ya da şiddete eğilimde ne noktada? Çok önemli bir basamak bence. İnanılmaz önemli. Hı hı. Çünkü biz akran zorbalığını daha geçen aylarda kreşlerde görmeye başladık. Hı. Çıkan birkaç haber vardı, hı hı, kreşlerde. Türkiye'de de vardı sanırım. Yabancı bir ülkede de olduğunu hatırlıyorum. 3 ya da 4 yaştı yanlış hatırlamıyorsam. 3 ya da 4 tane çocuk ve 3 ya da 4 yaşındalar. Kendi yaş gruplarına şiddette bulunuyorlardı. Bu nasıl bir gidiş? Nasıl o hale geliyor o çocuk? Onu iyice bir görmek lazım. Yani akran zorbalığını çocuk o yaşta yaşıyor. Orada şiddet gören çocuğun ileriki yaşlarda aynı şiddeti başkasına uygulama olasılığı çok yüksek, evet, olduğunu düşünüyorum. Ya da bununla baş edemediğinde ya içe kapanıklık, içe dönüş. Tabii bu sefer de bambaşka sorunlar, aynen, ortaya çıkar. Sosyal ortama girmeme, asosyalleşme, iletişime kapanma ve kendi kapandığı iç dünyasındaki hayal gücü, atıyorum işte en son yaşadığımız olayda. Ve araya giren internet oyunları. Vesaire, o arada da beynin daha fazla yıkanıyor oluşu olumsuz anlamda. Tabii ki çok büyük etken. Akran zorbalığı her dönem, yani çok uzun yıllardır bence, hani hı-hı, belki de binlerce yıldır yaşanan bir şey. Aşmak çok zor. Aşılamaz mı? Tabii ki aşılır. Hiçbir şey için hani aşılamaz diyemem. Doktor Bahar Eriş'in bir ibaresi var bununla ilgili. Akran nezaketinden bahseder. Hı-hı. Akran zorbalığı yerine akran nezaketinden bahsedersek der. Bunu hani ayna tutup, tam olarak ayna değil, tam zıttına çevirip, hı-hı, olayı biraz daha pozitif anlamda ilerletebiliriz der. Günah sevap ilişkisi gibi bakmış aslında olaya, değil, evet, mi? Evet, akran şey nezaketi sürekli... ilk duyduğum, benim çok hoşuma, aynen, gitti. Akran, yani zorbalıktan bahsedersen onu geliştirirsin, zenginleştirirsin. Evet, evet, böyle bir gerçek var ama nezaketten bahsettiğimizde daha çok belki yapıcı olabiliriz, hı-hı, gibi geldi. Çünkü dinde de öyledir ya, bunu yapma günah, bunu yapma yasak, bunu yapma haram dendiğinde nefsin bir şey oluyor ama bu şekilde olursa, hani bunun sevabı daha büyük dediğindeki psikoloji ve oraya yaklaşım şekli biraz daha, hı hı, değişiyor. Şey sormak istiyorum. Geçen gün bir video izledim. Geçen gün değil, dün izledim. Yine bir genç kızımız, herhalde 17-18 yaşlarında. Bu kadar da yargı alanına da girmek istemiyorum. Hep şey girme var ya bizde gerçekten. Yargılamak için değil. Sokak ortasında erkek arkadaşından deli gibi dayak yiyor. Mutlaka, hı hı, izleyicilerimiz de sosyal medya kullanıyorlarsa, hı hı, görmüşlerdir ve çok ciddi darp ediliyor. Hı hı. Erkek arkadaşının da 26 tane sabıkası varmış. Ve o kızcağız erkek arkadaşıyla birlikte, ya çevredekiler hani ayırıp kızdan şikayetçi olmasını talep edip polisi, emniyet güçlerini çağırmayı teklif etseler dahi o kız o adamla birlikte gitti. Ve sen şaşırdın. Şaşırmıyorum aslında. Neden şaşırmıyorum? Şimdi biliyorsun yine konu hep derneğe geliyor ama sahada biz çok fazla insanla, hmm, karşılaşıyoruz. İşte onların da sebeplerini soracağım. Yani, hmm, üç çocuğuyla kadın var bir tane mesela. Üç çocuğuyla bir tane, daha bir ay önce bir kız kardeşimizi ziyarete gittim. Çalışmıyor. Kocası da hapiste. Hı hı. Kocasının hapiste olmasının sebebi ne biliyor musun? Kadına uyguladığı şiddet. Hı. Yani kadına şiddet uygulamış, kocası hapse girmiş, ceza aldırmış.
Ama kadına diyorum ki gel seni işe sokalım. Hani kendi ayakları üzerinde dur. 3 tane çocuğun var. Bir yere kadar devlet ve biz. Çünkü 42 yaşında. Eşim izin vermez dedi. Böyle kaldım. Yani yine yargılamıyorum ama hangi psikoloji bunu yaptıran? Ya zaten seni dövdü diye adamı cezaevine sokmuşsun. Adam 18 ay kalmış cezasının bitmesine. Yani 3 tane çocuğun, 3 tane çocuğunun ihtiyacı var. İbaresi var ki ve bunlardan. Ve sen diyorsun ki ben çalışamam çünkü benim çalışmama izin vermez. Hapishaneden bana yeter. Şiddete bak. Ya adam cezaevinde bile hala karşısına fiziksel şiddet bitmiş. Şiddet uyguluyor. Psikolojik şiddet devam evet. ediyor. Ekonomik özgürlük vaat ettiğimiz kadında hani ekonomik özgürlük vaat ediyoruz. Seni işe sokabiliriz. Güvenli bir alanı alabiliriz. Çocuklarına kendin bakabilirsin. Bence en kıymetlisi bu. Bunu reddediyor. Adamı olan korkusundan. Yani o kadar nasıl çok bir sendrom sebebi var ki. O kadar çok sebebi var. Yani evet. bunlardan birisi belki de kendi ailesinin destek çıkmayışı. Hı hı. Belki de kadının yetişirken kendini çok yetersiz ve güçsüz hissedişi. Yanında ancak bir erkekle var olduğunu. Hı. Böyle psikolojik travmaları. Muhtemelen var. Öyledir. Yoksa başka bir açıklaması yok. Yani ben onunla varım. O ne yaparsa yapsın onunla devam ederim. 3 tane çocuğum var kendim yapamam gibi düşünüyor olabilir. Çünkü kendi gücümüzün farkında olamıyoruz biz bazen. Evet. Bunun da çok sebebi var. Bu yetiştiriliş olabilir, toplum gelenekleri ve görenekleri olabilir. Yani benim de kuzenim mesela ilk yıllar önce evlenip gittiğinde birkaç sene sonra döndü annesine dedi ki hani olmuyor gitmiyor. Hani evet severek evlendi vesaire hı hı. ama dönemezsin dedi teyzem. Hı. Olmaz dedi. Ve yıllarca o kız o sürüncemenin içinde kendini bulana, kendi gücünü elde edene kadar devam etmek zorunda kaldı bir şekilde. Yani ki bu hani Ege bölgesinden bahsediyoruz. Biraz daha böyle şey görünür. Hani hı hı. Türkiye çapında baktığında daha böyle bir ne derler? Modern gibi modern görünür ama aynı. Sadece gibi görünürmüş evet. gibi yaparlar. Öyle değil aslında. Yani biz kadın olarak kendi gücümüzü keşfedip ya da bunu ortaya çıkarıp koymazsak buna kendimiz de inanıyoruz sonra bu yalana. Kurban psikolojisi. Bildiğin evet. cehennemdeki mutluluk. Ben bunu hep söylüyorum. Bildiğin, aa, güzelmiş. Evet kesinlikle. Bildiği cehennemdeki konfor alanında kalıyor. Çünkü tabii. o cehennemde onunla nasıl baş edebileceğini biliyor. Bilmediği cennete gitmiyor diyorsun. Bilmediği cennete gitmiyor. Evet, çok mantıklı. Onu şey yapmıyor yani. Hep tabii söyleriz ya filmlerde de konusu olur işte Stockholm sendromu çok kullanılır. Hı hı. İşte katiline aşık olma, kurban psikolojisi hı hı. vesaire falan. Aslında belirli psikopatlar ve sosyopatların işlemiş olduğu cinayetlerin dışında sürekli cinayete kurban giden kız kardeşlerimizin, kadınlarımızın da bu noktaya gelene kadar yaşamış oldukları süreçte kendi benliklerini bulmalarına yardımcı olmak gerekiyor. Yani o yüzden özellikle Anadolu'da kız çocuklarına hı hı. verilen eski değerin tekrar verilmesi için çaba sarf etmek gerekiyor. Evet. Yani sadece erkek çocuğa dur yap ya da sadece erkek çocuk iyidir hı hı. gibi ya da başka şeyler de var erkeği yücelten. Biz sünneti ya bu şey eleştirilmek istemiyorum bu konuda. Evet bunun olması gerekiyor. Ben de söyleyemedim gerekiyor. Az önce. Tabii ki de olması gerekiyor. Ama biz bunu öyle bir onurlandırıyoruz. Mesela şimdi yanlış anlaşılmak istemem. Bu da hani gelenek göreneklerden bir tanesi. Ama onun erkekliği böyle şatafatla işte düğün salonlarıyla oyun öyle bir onurlandırılıyor ki. Benim aynı sünnet düğününü yapan aynı aile mensubundaki kız çocuğunun neyini onurlandıracağız? Yani hani bu biraz şey geliyor onun bana. Onun da evliliğini onurlandırıyorlar sanırım. Kesin tepki alacağım bu şeyden sonra. Konuşmadan sonra ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bunu sosyal medyada işte hadi göster bakalımdan başlayıp bu zamana kadar eviriyorlar. Bunun kadın erkekle de çok alakası yok. Kadın olmak, erkek olmayı çocuklar daha kendi benliklerine vardıklarında nasıl onurlandırdığımızla alakası var. Erkek çocuklar gece istediği saatte dışarıya çıkabilir. Ama kızlar çıkamaz. Ama kızlar çıkamaz. Neden? Biz etrafa güvenmiyoruz. E sen şimdi kadınlara güvenmez, etrafa güvenmiyorum dediğinde dervişin fikri neyse zikri de odur derler. Aynen. Yani o kendileri de o şekilde belki düşündüğü ve yetiştiği, hani yargılamak istemiyorum evet. ben de aynı şekilde hı-hı. ama maalesef ki toplum kendini bu şekilde küçük küçük örneklerle göre göre geneye yayılmış bir yanlışlık var. Yani hı-hı. özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Biz karşımızdaki insana kadın ya da erkek, kız çocuğu ya da erkek çocuğu olarak
hani nitelendiriyor ya toplumun genel yapısı. Hani çoğu insan da böyle bakmıyor, onları da biliyorum. Karşımızdakine insan olarak bakmadığımız için oluyor aslında bu. Yani insan olarak doğan bir varlığın insan olarak insani temel ihtiyaçları ve insani genel duygusal ihtiyaçlarını karşıladığımızda aslında biz karşımızdakine gerçekten değer vermiş oluyoruz. Yoksa karşımızdaki hani toplumda ve pek çok toplumda da bu şekilde. Yani sadece Türk toplumu ya da Türkiye'de şu an var olan şey değil. Hemen hemen çoğun, yani birçoğunda böyle. İşte erkektir yapar. Hindistan'da mesela. Kadınsız sabret. Aynen, o kadar kötü ki yani Hindistan'daki durum da çok vahim, evet, olduğu çok söyleniyor. Doğru. Yani özellikle Orta Doğu'da. Ha, Avrupa'da yok mu? Orada da var bence. Hani genelinde yok ama çok az bir kısmında orada da şiddet eğilimleri, bunun çok yüksek insanlar var. Bunun içinde psikolojik şiddet de var zaten yani. Tabii ki sen kadınsın yapamazsın, erkeksin yaparsın. Hani nasıl bir fark var? Neye göre nitelendiriyorum ben bunu? İnsanların bir araya gelip topluma yapmış olduğu baskı gibi görüyorum ben. Yani yanlış gelmiş bir takım şeyler. Biz sokakta gece oynardık. Yani hani herkes balkonda otururdu. Ben arkadaşlarımla sokakta oynardım. Uyuyana kadar eve girmezdim. Ve hiç kimse benim can güvenliğimden şüphe etmezdi. Ya şimdi ben, kızım servise biniyor. Servisten iniyor. Ya servise binerken konuşuyorum. Servisten iniyor konuşuyorum. Eve girdin mi diye arıyorum. Atıyorum markete uğradım. 5-10 dakika geciktim. Geliyorum vesaire falan ve telefon bağımlısı oluyorum. Olduk, yani evet. Beni bu noktaya getiren şey kızıma olan güvensizliğim değil ama. Yani o kadar önümüze kötü örnekler serildi ki. Bir anne olarak, hani tek başına yaşayan bir kadın olarak kendimi korumakta zorladığım bir toplumda kızımı nasıl koruyacağım, sevdiklerimi nasıl koruyacağım endişesini yaşamaya başladım. Bu endişeyi yaşayan bir sürü kız kardeşimiz var. Genel olarak yasaların bir şekilde toparlanmasıyla ama bireysel olarak da insanların kendi ailelerinin içinde kendi kendilerini eğitmeleri de lazım aslında. Tabii. Bu konuyla ilgili inanılmaz güzel kitaplar var. Çok güzel YouTube videoları var. Doğru insanlardan doğru şey dinlemek lazım. Hani bambaşka şeyler dinleyip insanları ayırmak, yargılamak ya da bir takım kısıtlamalar getirmek yerine, evet, kendimize de dikkat ederek, kendimizi geliştirerek aslında bir yere varmalıyız. Evet. Çok acayip güzel kitaplar var gerçekten bununla ilgili. Dediğim gibi YouTube videoları da var. TEDx konuşmaları var. Güçlü kadınların güçlü konuşmaları var mesela. Onları izleyebiliriz, onları dinleyebiliriz. Geçmişte çok iyi yere gelmiş, kendi çabasıyla bir yerlerde olan ve şu anda da hala içimizde senin gibi güçlü bir kişiliği olan ve bir şekilde yer edinmiş toplumda insanlar var. Bunlarla irtibat kurmalıyız ki kendi kendimize de bunu yapmalıyız. Ve hani bireysel olarak bunu yaparsak toplumsal olarak da aslında bir nebze bunu yapmış olabiliyoruz. Hani birey mi toplum için, toplum birey için ne gelir burada biraz da baktığında, ama bence ikisi de böyle karşılıklı olarak birbirini etkilemeli. Genel olarak devletin yapması gereken bir alan var. Bireyin kendi için yapması gereken ve bireyin kendi ailesi için yapması gerekenler. O kadar çok uğraşmamız gereken şey geldiğimiz noktada. Çünkü dediğin gibi o kadar fazla var ki artık her yerde duyuluyor. 2 yıl önce miydi, 3 yıl önce miydi? Yine bu şekilde rahatsız, yani hasta bir bireyin. Hatırlarsın İstanbul'da samuray kılıcıyla gencecik avukat bir kızı katletti çocuk. Tanımıyordu. Evet. Alakası orada yoktu. Orada yürüyordu yani. Evet, sadece yürüyordu kız. Sadece yürüyordu. İşte tanımak tanımamak da değil gerçekten. Ya da yıllardır tanıdığım bir insanın içinde cinnet geçirdi kavramıyla karşılaştığımızı görüyoruz ama bunlar küçük küçük öfke problemleri. Ama herkes mi cinnet geçirdi Perihan? Yani inanılmaz. Herkes mi cinnet geçiriyor? Evet. O kadar çok ki. Normalleştiriyoruz. Yani. Ama normalleştirmemeliyiz. Ben buna çok üzülüyorum. Yani bildiğiniz normalleştiriyoruz. Sadece dün 4 tane öldürülen kadın cinayeti haberi karşıma çıktı. Sadece dün. Yani ben bunu zamanında maalesef şehit haberlerimiz için de söylemiştim. Yani bir tane şehidimiz hani şehadete ulaştığında ülkece biz ortalığı yıkıyorduk. Yani şu an. Ama şimdi maalesef benim en çok takıldığım nokta sayı olarak veriyorlar ya. Evet, sayı çok olarak. Çok canımı acıtıyor. Yani, o kadar üzülüyorum ki ona. Ben bunu da anlamıyorum. Toplumun her kesiminde her şekilde şiddet bu kadar normalleştirildiği sürece ve gerçekten sosyal medyayla alakalı bir özgürlük alanının herkesin olması gerekiyor.
Ama sosyal medya ile alakalı da mutlaka bir sınırlamanın getirilmesi gerekiyor. Yani açılan kontrollü platformlar, olmalı. İşte kurulan oyun siteleri, işte açılan Instagram sayfaları, yani kontrolsüz bir yaklaşım var. Evet. Bahsettiğim X, Instagram, Facebook hesapları değil. Bahsettiğim hiç bilmediğimiz bunların uygulamaları. Evet. Yani bir uygulama yükleyip kendilerine ait bir grup oluşturup burada birbirlerini ezik, affedersin, kişilerin, şahsiyetlerin kendi gücünü ispatlamak adına başkalarına gerçekleştirmiş oldukları şiddetten bahsediyoruz. Hiç tanımadıkları insanlara küfür ediyorlar o platformda. Yani kötü konuşuyorlar ve karşıdaki de kötü konuşuyor. Çünkü onu da normalleştiriyor. Onu da normal. Sokakta oturuyoruz. Biz de acaba çok mu sık karşılaşıyoruz böyle şeylerle? Çok yani normal. Normalleştirmemizin sebebi acaba artık sürekli karşımıza çıkması mı? Yani bu da olmuş, bu da olmuş, kimsenin bu da olmuş. Kimsenin tepki göstermemesi. Geçen gün marketteyim, evet. Marketteyim. Bir erkek grubu geldi. En büyüğü 17 yaşındadır. Yani 14-17 yaşında 6-7 tane çocuk. Arkadaşlarından bir tanesi bir şey alacak, diğerleri de onu bekliyor. Hı hı. Nasıl bir küfürleşme? Yani markette ve bir, yüksek sesle. Yani evet, yüksek sesle, o ona diyor bilmem ne, o ona diyor bilmem ne. Umay yanımda. Şimdi marketteki kasiyer müdahale etmedi. İşte önümde iki tane erkek var, alışveriş yapıyorlar, gençlere müdahale etmedi. Hı hı. Arkamda sıra bu arada şey, yani kurumsal bir marketten bahsediyorum. Hani büyük bir market. En son döndüm, dedim ki ha çocuklar, dedim yani gençler, hayırdır siz, ne oluyor yani? Sonra ne oldu abla, rahatsız mı oldun? Rahatsız olmayı bırak. Tabii ki dedim, yani senin ağzından çıkan kelime, yani bildiğiniz kadınla alakalı bir küfür. Ama öyle böyle değil. Dedim kızım var, size hiç yakışıyor mu dediğimde çocuklar kahkaha atmaya başladı. Yani o kadar normalleşti. Utanmadılar da yani. Utanmadılar ve oradaki erkeklerden herhangi biri de size yakışmaz kardeşim, genç, hadi gel bir, diyemedi. Şöyle olmuşuz, duyarsız. Ya o herkes o kadar ümitsiz ki birbirinden. Hani böyle bir... Sana bile destek edeyim. Çıkamadılar orada. Çıkamadılar ve ben yine kızımla birlikte, kadın halimle, gençler konuştuklarımıza dikkat edelim. Karşılıklı şunu da bekliyor oluyor insan yani. Aa, abla kusura bakma, abla, teyze, her neyse. Allah Allah. Kusura bakma, hani yanlış oldu falan, hani bir toparlanma süreci olur değil mi? Bir utanma, bir şey olur. Utanma duygusunu kaybetmişler, evet. Yani hani gibi. Süreyi yavaş yavaş yaşıyoruz. En son öyle mi? Evet, değerlerimizi kaybetmemeliyiz aslında. Hı-hı. Yani bu yine aileye, yine eğitime geliyor. Hı-hı. Eninde sonunda her şey orada bitiyor da. Tabii ki okuldaki eğitimden önce o 1, 2, 3, 4, 5 her neyse çocuk ne zaman, hı-hı, kreşe başlıyor, o zaman zaten okul eğitimi başlıyor. Diyelim ki 3 yaş, ama 3 yaşa kadar çocuk ailede. Ne gördüyse o. Yani aileden gördüğü terbiye, babasının annesine karşı olan saygısı, hürmeti ya da tam tersi neyse. Kardeşler arasındaki iletişim, hadi o küçük yaşta belki bir takım bazı şeyler tolere edilebiliyor ama önemli olan aile içindeki ebeveynlerin birbirine olan tavırları. Tavırları, diyalogları. Evet. Çok ve PeopleSea de bu anlamda çok kıymetli. Umarım bütün alanlarda, evet, yayılır. Herkesin o zaman de söyleyeyim duyabileceği yine, bir... Senin de Instagram hesabın üzerinden P4C ile alakalı eğitim almak isteyenler ya da bununla tabii ilgili ki detaylı bilgi almak isteyenler kıymetli P4C uzmanı Ayşe Menekşe'ye ulaşabilir. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ediyorum. Çok ben kıymetli şeylerden ederim. Bahsettik. Umarım bundan sonrasında da hayal ettiğimiz dünyada sevgiyle var olur, huzurla yaşarız ve hiçbir vahşetten, cinayetten, ölümden bahsetmek zorunda umarım. Kalmayız. Çok teşekkür ederim. Evet, her cuma TV'den ekranlarında saat 15'te Kadınlar Konuşuyor programında değerli konuklarım ve önemli konularla birlikte sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi tatiller diliyorum.